Orhan Uğuroğlu. İşte gençlerimizin umudu ve geleceği. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu dedi ki, Erdoğan'ın açtığı tek bir devlet fabrikası yok. Devlete ait fabrikaları satmıştır. Şu anda tüm dünyada ortaya çıktı ki devletin de yatırımcı olması lazım. İşte bu kısa mesaj aslında kitap yazılacak kadar önemlidir. CHP'ye seçim kazandıracak kadar müthiş bir ipucudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün efsane ekonomi politikası sonucunda kurulan fabrikalar akla gelmektedir. Kuşoğlu'nun bu açıklaması milyonlarca işsize umut olacaktır. Bürokraside yıllarca hesap uzmanı olarak görev yapan, mecliste yıllarca plan ve bütçe komisyonunda üye olan ve devletin de özel sektörün de tüm sorunlarını bilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'yla konuştum. Soru, devlet fabrikaları çağrınızın temelinde neler var? Kuşoğlu şunları söyledi. Devlet yatırımları yapıldığında sanayi ürünleri ithalatını azaltacak, dış ticaret açığı önce azalacak sonra da dış ticaret fazlasına dönüşecektir. Türkiye'nin dış ekonomik itibarı hızla yükselecektir. Devletin açacağı fabrikalar sanayi ve tarım üretimini artıracak nitelikte planlanacaktır yüksek teknoloji ürünleri üretecek, yüksek yatırım maliyetleri, fabrikalar özel sektörün maddi gücüyle kurulamadığından devlet gücü bu stratejik yatırımlara yönelecektir. Türk sanayi de, Türk milleti de yüksek teknolojik ürün ithalatına bağımlı olmaktan kurtulacaktır. Devlet yatırımlarında öncelik kuşku yok ki ihracata dayalı olarak da planlanacaktır. Ayrıca Türk sanayisinin ihtiyacı olan ve halen ithal edilen ürünlerin devlet fabrikalarında üretilmesi temel ilki olacaktır. Kişi başına düşen milli gelir devlet yatırımları sayesinde yükselecektir. Türkiye'nin en önemli sorunlarının başında işsizlik gelmektedir. Üniversite mezunları, lise mezunları bugün maalesef ailelerinden harçlık almak zorunda bırakıldı. Devlet fabrikaları işsizlikle mücadelede öncü görevi yapacaktır. Devlet yatırımlarının hangi alanlarda yapılması gerektiği Türk sanayicileri ve ekonomistlerle birlikte planlanacaktır. Türkiye'de 20 yıldır unutulan, ihmal edilen imalat sanayi tüm sanayileşmiş ülkelerde gerek üretim gerek istihdam açısından çok önemlidir. İthalata dayalı ihracat politikası nedeniyle 2021 yılında dış ticaret açığı 46 milyar doları aştı. Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlerin sadece yüzde ikisi maalesef ileri teknoloji ürünüdür. İthal edilen ara sanayi ürünlerin Türkiye neden kendi fabrikalarında üretmesin ki? Devlet sanayi fabrikaları kurması, yeni üretim tekniklerinin üretime uygulanması, ürün kalitesinin yükseltilmesi, ileri teknoloji ürünleri üretmesi, üretimin azalan maliyetlerle gerçekleştirilmesiyle ülkenin ekonomik, sosyal ve toplumsal alanlarda hızla olumlu sonuçlar doğurur. Soru: AKP döneminde devlet yatırımları neden sanayileşmede kullanılmadı? Kuşoğlu dedi ki: AKP ekonomide rant politikalarıyla zengini daha zengin yapmayı tercih etti. Türkiye sıcak para ve spekülatif sermayenin en fazla etkisi altında kalan ülkelerden birisi oldu. Tek bir devlet fabrikası kurulamadı. Örneğin 50 milyar dolar gibi Türkiye bütçesi için çok küçük bir değer karşılığı devlet tank üretimini Katar ve özel sektör işbirliğine ihalesiz verdi. Sonuçta Türk Silahlı Kuvvetlerimizin en acil ihtiyacı olan tek bir tank dahi üretilemedi. Bu tanklar iktidarımızda en kısa sürede Türk mühendis ve işçilerimiz tarafından gururla üretilecektir. Soru: Sadece devlet yatırımlarına mı öncelik vereceksiniz? Kuşoğlu dedi ki elbette değil. Devlet yatırımları yapacak, özel sektör yatırımları teşviklerle desteklenecek, sanayileşme hamlesine acilen büyük önem verilecektir. Ülkemiz sanayinin istenilen düzeye ulaşması için yüksek katma değerli ürünler üreterek bu ürünleri ihraç etmesi gerekmektedir. Cari açığın minimum düzeyde tutulması, işsizliğin azaltılması, ancak uygun sanayileşme adımlarının atılması ve bu alandaki yatırım teşviklerinin artırılmasıyla gerçekleştirilebilir. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Devlet Planlama Teşkilatını yeniden açacağı sözü var. 5, 10, 20 yıllık planlı yatırım dönemi işsizliğin kalıcı çaresi gençlerimizin de umudu olacaktır. Değerli okurlarım, işte gençlerimizin umudu ve geleceğine yönelik en çarpıcı ve en önemli açıklama budur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.